Sizin gibi kitap okumaya üşenen insanların bir kelimeyi veya bir fiili bağlamından öğrenmesini sağlayabilecek muhteşem bir site arkadaşlar. Almanca öğrenen herkes bu siteyi kesinlikle kullanmalı. Sitemizin adı context.revazo.net arkadaşlar. Hiçbir işinize yaramayacak cep telefonu uygulamalarına para vermek yerine şu güzelim internet sitelerini birazcık kurcalasanız, bunlarda biraz vakit geçirseniz zaten bütün Almancayı sökeceksiniz arkadaşlar. Dil öğrenmek için kitap okumak çok önemlidir. Çünkü kelimeleri, fiilleri bağlamı içerisinde görmüş olursunuz. Kullanımını görmüş olursunuz. Siz de bu siteyi kullanarak aslında kitap okumuş bir insanın deneyimini yaşamış oluyorsunuz. Şimdi birkaç tane fiilimize bakacağız arkadaşlar. Ben ChatGPT'ye bir şeyler yazdırdım. Bakabiliriz yani, buna da bakabiliriz. Benim aklımda olan bazı kelimelere de bakabiliriz. Mesela zih e'inan, mesela hatırlamak. Zih e'inan yazalım mesela, buraya bakın. Zih e'inan yazıyoruz. Buraya bunu arattınız arkadaşlar, size cümle örnekleri çıkarıyor. Cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Es muss für sie sehr schmerzhaft sein, sich daran zu erinnern diyor. Yani ne demek? Bu senin için çok acılı olmalı. Senin için çok çileli olmalı. Yani diyor ki bunu hatırlamak senin için çok acı verici olmalı diyor. Yani genel bir cümle burada arkadaşlar. Mesela sich beschäftigen diye bir fiilimiz var arkadaşlar. Sich beschäftigen ne demek? Bir şeyle uğraşmak demek ve bu mesela mit prepozisyonuyla kullanılıyor. Örnek verelim. Buraya yazdığınız gibi arkadaşlar, mesela buraya ben sich beschäftigen yazıyorum. Bakıyoruz arkadaşlar. Hemen çıkıyor. Gördüğünüz gibi ikinci örnekte sich damit beschäftigen yazıyor. Yani bununla uğraşmak, yani mit ile kullanıldığını görüyorsunuz. Sich beschäftigen mit yazıyor gördüğünüz gibi. Bakın sich beschäftigen mit yazıyor. Yani hemen bakalım, ben şununla uğraşıyorum, ben bununla uğraşıyorum, ben bununla ilgileniyorum gibi bir anlama geliyor arkadaşlar. Mesela sich kümmern diye bir fiilimiz var arkadaşlar. Bu da böyle ilgilenmek anlamına gelebiliyor. Sich kümmern gibi, sich kümmern, sich sie kümmern gibi farklı şeyler var arkadaşlar. Mesela bu sich sie kümmern'a bakalım. Gördüğünüz gibi mesela ne diyor? Ich mag Gäste zu haben und sich sie kümmern diyor. Mesela ne demek bu? Misafirlerimin olmasını ve onlarla ilgilenmeyi seviyorum diyor. Bakalım dinleyelim arkadaşlar. Burada telaffuz da var. Sich sie kümmern. Ich mag Gäste zu haben und sich sie kümmern. Gördüğünüz gibi bunun da İngilizcesi var yanında. Take care of them. I'd like to have guests and take care of them. Şimdi diyeceksiniz bu siteyi neden İngilizcesiyle kullanıyorsun? Çünkü arkadaşlar Türkçesinde gerçekten inanılmaz çeviri sıkıntıları var. İngilizcesinde de hala bazı sıkıntılı yerler görüyorum. Ama Türkçesi kadar kötü değil. Türkçe bence kullanmayın. İngilizceniz biraz iyiyse bence Türkçesini kullanmayın arkadaşlar. ChatGPT üzerinden Almanca öğrenecekseniz de kesinlikle İngilizcesinden kullanmaya çalışın. Mesela burada Verantwortung diye bir kelime var arkadaşlar. Sorumluluk demek. Mesela ben bunu çok zaten bildiğim için, mesela Verantwortung mesela ne olur? Sorumluluk alırsın değil mi? Mesela Almanca'da bu nasıl denir? Verantwortung übernehmen, yani die Verantwortung übernehmen. Buraya mesela Verantwortung yazdığımız anda arkadaşlar görüyorsunuz altında bunun farklı versiyonları çıkıyor ve gördüğünüz gibi hangi kelimelerle kullanıldığını görüyorsunuz. Yani bu kelime hangi fiille kullanılıyor? Gördünüz mü? Bakın burada Verantwortung übernehmen çıktı. Mesela tıkladığınız zaman sorumluluk almakla alakalı bir cümle çıkıyor mesela burada. Diyor ki Glaube nicht, dass du, mesela burada sorumluluk almakla ilgili bir cümle çıktı arkadaşlar. Glaube nicht, dass du für alles die Verantwortung übernehmen musst diyor mesela. Diyor ki burada her şey için sorumluluk almak zorunda olduğunu düşünme. Her şey için sorumluluk alman gerektiğini düşünme veya hissetme demek istiyor. Burada bakın böyle farklı İngilizce içerisinde de farklı kelimeler veriyor size böyle. Responsibly diyor. Taking responsibility diyor. Take ownership diyor. Accountability diyor. Böyle farklı farklı şeyler var arkadaşlar. Suchen diye bir fiilimiz var arkadaşlar. Suchen. Mesela bir şey ararken bunu nach'la çok kullanırız. Mesela bakın Suchen'ı yazdığınız zaman Suchen'ın birlikte kullanıldığı prepozisyonları görebiliyorsunuz. Yani bu çok önemli, çok değerli bir şey arkadaşlar. Suchen nach diyor mesela. Suchen nach, yani bir şey aradığınız zaman, şunu arıyorum, bunu arıyorum dediğiniz zaman burada nach kullanmanız gerekiyor. Mesela wir suchen nach einem Partner uns ganz zu fühlen diyor. Yani diyor ki biz kendimizi bir bütün olarak hissetmek için bir partner arıyoruz diyor. Bakın burada zu cümlesi var. Zu cümleleri amaç belirtir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Aynı şekilde mesela verzichten diye bir kelime var arkadaşlar. Verzichten böyle bırakmak, vazgeçmek gibi bir anlamda. Yanlış yazmışım, bir dakika. Verzichten yazdık.
Bakın burada gördüğünüz gibi burada mesela bunu auf'la çok kullanırlar. Hemen gördüğünüz gibi darauf verzichten veya verzichten auf çıktı gördüğünüz gibi. Burada yine farklı örnekler var arkadaşlar. Burada mesela aynı şekilde sigarayı bırakmak için de auf verzichten diyebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde aufhören, aufhören da yine böyle kesmek, bırakmak, pes etmek gibi bir anlamı var. Aufhören da mesela mit ile kullanılır. Mesela burada gördüğünüz gibi hemen çıkıyor. Damit aufhören çıkıyor. Yani burada mesela daha'yı gördünüz ya. Burada yanında mit var. Mit varsa bunu yine mit ile kullanabilirsiniz demek. Yani bu daha bunlar bir şeyin parçası gibi. Mesela träumen diye bir fiilimiz var arkadaşlar. Träumen. Träumen mesela hep von ile kullanılır. Mesela träumen. Şimdi bende umlaut burada çıkmayacak ama. Träumen yazalım. Bakın mesela bu hep davon ile kullanılır. Yani von ile kullanılır. Von olduğu zaman bakın buraya başına daha da koyabilirsiniz. Yani belirli bir şey yoksa sadece genel bir şeyden bahsetmek istiyorsanız davon träumen yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar korku anlamında angst diye bir kelimemiz var. Angst arkadaşlar. Bu mesela genellikle vor ile kullanılıyor. Mesela angst davor çıktı. Bak gördünüz mü? Angst yazdım. Davor çıktı. Mesela ne diyor? Ich habe angst vor der Polizei diyor. Ne demek? Ben diyor polislerden korkuyorum diyor. Burada tabii bir always koymuş buraya. Bence bu biraz yanlış olmuş. Polislerden korkuyorum diyor. Mesela angst kelimesini mesela for'la kullanman gerekiyor. Bakın aşağıya geldik. Gördüğünüz gibi burada ne diyor? Angst vor Spinnen diyor mesela. Burada bir öneri vermiş. Ne demiş? Örümceklerden korku. Yani örümceklere olan korku demiş mesela gördüğünüz gibi. Çok mesela rahat bir örnek. Yani mesela angst vor dem Tod mesela. Gördüğünüz gibi ölüm korkusu. Yani ölümden korkmak veya işte gelecekten korkmak vesaire. Burada gördüğünüz gibi mesela tıkladık. Angst vor Spinnen diyor mesela. Tıkladığın gibi karşına örnekler geliyor. Gördün mü? Ein Beispiel wäre, dass ich mein ganzes Leben Angst vor Spinnen hatte diyor mesela. Bir örnek diyor. Yani örnek olarak diyor. Ben diyor bütün hayatım boyunca örümceklerden korktum diyor mesela. Bir örnek vermiş burada mesela. Bunun gibi böyle farklı farklı. Size bakın mesela burada İngilizce örneklerini de vermiş. Burayı arkadaşlar komple kurcalamanızı öneriyorum. Tabii ki burada çeviri hataları da olabiliyor. Bunları kontrol etmek adına DeepL gibi bir çeviri uygulaması kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada yazım denetleme ve diğerlerine bakmayacağım. Size şurada bir kısım daha göstermek istiyorum. Kelime diye bir kısım var. Buraya tıklıyorsunuz. İngilizce giriyorsanız burada vocabulary yazar. Buraya tıklıyorsunuz. Burada I speak kısmından German seçiyorsunuz. Ve burada size kelimeler veriyor. Mesela vücut parçalarıyla alakalı, vücudun bölümleriyle alakalı tıklıyorsun mesela. Sana böyle vücudun bölümlerini veriyor. Bunların tek tek telaffuzu da var. Mesela wrist demiş mesela. Wrist ne demek? Bilek demek mesela. Burada ne yazıyor? Handgelenk diyor mesela Almancası. Tıkla mesela. Wrist. İngilizcesini söyledi. Aşağıda çıktı bak Almancası çıktı. Handgelenk. Gördüğünüz gibi şimdi bize bir cümle verecek. Gördün mü? He fractured his wrist while playing soccer diyor. Burada İngilizcesini vermiş. Bir kere tıklıyorsunuz. Altında Almancası çıkıyor. Er hat sich beim Fußballspielen das Handgelenk gebrochen diyor. Yani bileğini kırmış yani bileğini burkmuş veya kırmış işte. Fracture biraz daha böyle kırılma gibi olduğu için herhalde kırmak oluyor bu. Kırılmak oluyor. Burada waist kelimesi var arkadaşlar. Waist bel demek arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Waist. Almancası geliyor mesela burada. Taille. Taille diyor mesela. Burada mesela bir cümle var arkadaşlar. She prefers dresses that are tied at the waist diyor mesela. Belinden sıkı olan kıyafetleri, belinden sıkı olan elbiseleri tercih eder diyor. Burada mesela sie bevorzugt Kleider, die an der Taille eng sind diyor mesela. Burada gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde belirli kısımlarla alakalı, belirli konularla alakalı size böyle kelimelerin verildiği listeler var arkadaşlar. Ve burada bir oyun da söz konusu. Yani burada oyuna da tıklayabiliyorsunuz. Sanırım bunun için üyelik gerekiyor. Geriye geldiğimiz zaman burada yine farklı farklı örnekler var. Mutfakla alakalı şeyler var, hislerle alakalı şeyler var, alışverişle alakalı şeyler var. Yani yine arkadaşlar dediğim gibi diğer artikel sitesi, diğer önceki videoda paylaştığım artikel sitesi gibi bu sitede Almanca öğrenen herkes için çok önemli bir site. Burada mesela conjugation yazıyor yani konjugasyon. Tıklıyoruz mesela burada bir fiil giriyoruz. Ne bileyim sallıyorum şu an buraya. Fahren fiiline girelim. Çok tipik bir Almanca fiil arkadaşlar. Girelim mesela bakın burada size bütün çekimlerini vermiş. Yani bütün hallerini vermiş. Burada görüyorsunuz yani her şey var. Hatta belki de burada örnek bile olabilir. Bir bakalım mesela ne diyor. Hatta şöyle gördüğünüz şeye tıklıyorsunuz. Mesela Sie waren gefahren diyor mesela. Buraya tıklıyorsunuz. Size buradan örnek veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örnek cümleleri çıkarıyor. Gördünüz mü?
Aynı şekilde yani böyle başka bir fiil, mesela çok kafa karıştıran bir fiil vardır Almanca'da. Werden fiili, çünkü her yerde kullanılıyor. Gelecek zaman için kullanılıyor. Passive Sätze yaparken kullanılıyor vesaire. Buradan mesela bakabilirsiniz. Ich bin geworden diyor mesela. Bu çok klasik bir şey. Mesela şöyle oldum. Örnek veriyorum, ıslandım diyeceksiniz. Çok basit. Ich bin nass geworden. Mesela salladım şu anda. Veya işte 26 yaşında oldum. 26 yaşına girdim. Ich bin 26 Jahre alt geworden. Mesela 26 yaşına girdim. Bunu ben mesela çok tavsiye ediyorum. Bunu kullanın yani. Şöyle oldum, böyle oldum gibi gibi kullanabilirsiniz. Mesela yaşlandım diyeceksiniz. Ich bin alt geworden diyebilirsiniz. Mesela burada bütün örnekleriyle var. Mesela werden, bakın burada würden'lar var. Burada gördüğünüz gibi yine geworden, yine werden var gördüğünüz gibi. Burada her şey var arkadaşlar. Yani burada her şey var. Yani bu site gerçekten herkese önerdiğim çok güzel bir site. Tek tavsiyem bu siteyi İngilizce olarak kullanmanız. Çünkü gerçekten Türkçe'de çok fazla çeviri hatası var. Bana sürekli telefonunuza indirebileceğiniz paralı ve her tarafı reklam dolu Almanca uygulamaları soruyorsunuz. İşinize yaramayacak bir uygulamaya para vermek yerine şu internette bedava olan güzelim web sitelerini kullanın.